Herkese merhabalar. Bugün sizlere bal kabağından hazırlamış olduğum çok hafif ve aşırı derecede lezzetli saray sarması tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle 1 kilo kadar bal kabağını küp küp doğradım. Bir tencerenin içerisine dizdim ve üzerine 1 su bardağı dolusu toz şekeri boşaltıyorum. Aynı bardak ölçüsü ile de bir su bardağı suyu üzerine gezdiriyorum ve kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş güzelce yumuşayana dek pişmeye bırakıyorum. Büyük boy fırın tepsisinin içerisine bir buçuk su bardağı dolusu Hindistan cevizini gezdiriyorum. tepsinin her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Kullanacağınız tepsi mutlaka büyük boy olmalı. Daha sonrasında bir spatula yardımı ile hindistan cevizini tepsinin içerisine güzelce bastırarak sıkıştırmaya ve üzerine düzeltmeye çalışıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra tepsimi kenara alıp hazır bekletiyorum. Şimdi muhallebisine başlıyorum. 1 litre sütü tencerenin içerisine boşaltıyorum. Üzerine 200 ml bardak ölçüsü ile bir su bardağı tepeleme dolu olacak şekilde unu boşaltıyorum. Yine bir su bardağı tepeleme dolu olacak şekilde toz şeker ilavesinde yapıyorum çırpıcı yardımı ile içerisinde hiç topak kalmayana kadar önce karıştırıyorum. Şimdi artık ocağa alıyorum. Orta dereceli ateşte karıştırmayı hiç bırakmadan göz göz olup fokurdayıp kaynayana dek başında bekliyorum. Bu şekilde fokurdamaya başlayıp kaynadıktan sonra üzerine bir paket şekerli vanilini boşaltıyorum ve içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını da alıp tekrar yağ eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvama sahip olması gerekiyor. Karıştırmayı hiç bırakmayalım pişirirken dibine tutmasın. Muhallebi artık hazır. Ocağın altını kapatıp alıyorum. Hiç beklemeden muhallebiyi Hindistan cevizinin üzerine her tarafına gelecek şekilde tepsiye döküyorum. Bu işlemi muhallebiyi soğutmadan dökelim ki daha sonra soğuduğunda katılaşacaktır ve dökmeniz zor olacaktır. Tekrar spatula yardımı ile muhallebi gelmeyen kıyı köşe her tarafa sürüyorum. Dolaba kaldırıyorum 1 saat kadar. Soğumaya bırakıyorum Burada da Bal kabağını kontrol ediyorum Sizlerinde gördüğü gibi Lokum gibi pişmiş Ve burada Tencereden bal kabaklarını Farklı bir Kabın içerisine alıyorum Bal kabağının Dibinde kalan şerbeti Asla kullanmıyoruz Daha sonrasında Hiç beklemeden sıcak sıcak Blender ile Bal kabağını püre haline getiriyorum. Tamamen pürüzsüz bir yapıya sahip olması gerekiyor. Bu şekilde bal kabağının da soğumasını bekliyorum. Hem muhallebi hem de bal kabağı soğuduktan sonra bal püresini muhallebinin üzerine pay ediyorum kaşıkla. Malzeme listesini videonun altındaki açıklama kısmına da yazı olarak ekleyeceğim. Yine oradan da malzeme listesine bakıp faydalanabilirsiniz. Ve kanalıma girip videolar bölümünden daha farklı tatlı, pasta, börek videolarımı da dilerseniz inceleyebilirsiniz. Bir spatula yardımı ile bal kabağını muhallebinin yüzeyine sürüyorum. bu şekilde her tarafına güzelce sürüyorum bal kabağını bolca iri çekilmiş fındık serpiştiriyorum dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz elinizde hangisi var ise ama fındık da aşırı derecede yakıştı her tarafına bolca serpiyorum Şimdi dilimleme işlemine geçiyorum. Toplamda 12 adet dilim elde ediyorum. Öncelikle dikey olacak şekilde kesiyorum. Daha sonrasında da ortadan kesiyorum. Her kesme işleminde bıçağı mutlaka peçete ile temizliyorum ki dilimlerin daha düzgün olması için. Artık sarma işlemine geçiyorum. Dikkatli bir şekilde yavaş yavaş sarıyorum. Tüm dilimleri aynı şekilde dikkatlice sarıyorum ve dibinde kalan fazla Hindistan cevizini de üzerine serpiştiriyorum. Daha sonrasında farklı bir tabağın içerisine alıyorum. Sarma işlemi bittikten sonra tekrar üzerlerini fındık ile süslüyorum. Siz de dilediğiniz şekilde, gönlünüzce süsleyebilirsiniz. Hemen sizlere daha yakından çatal ile keserek de orta kısmını da göstermek istiyorum. Hem renk uyumu çok güzel oldu hem de lezzet olarak inanın çok yakıştı saray lokumuna. Böyle bal kabağı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Daha önce hiçbir yerde gördünüz mü bilmiyorum ama benim aklıma böyle bir fikir geldi. Bal kabağını çok seven biri olarak ben de hemen deneyip sizlerle paylaşmak istedim deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.